Fasbank Ekofinans'ı sunar. Ekofinans'ta karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki son durumu ve ekonomideki son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Önce piyasalar. Piyasalarda ilk olarak kurlara göz atalım. Haftanın ikinci işlem gününde sabah saatlerinde dolar TL 19.43'ten, euro TL 21.45'ten ve sterlin TL 24.23'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 1.10 seviyesinde seyrediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0.2'lik artışla 5.034 puandan başladı açılışın ardından. Borsa değer kaybetmeye başladı. Şu sıralarda 4.993 puan seviyesinde bulunuyor. Kripto paralarda daha aşağı yönlü seyir devam ediyor. Bitcoin 27.280 dolardan, Ethereum ise 1.815 dolardan satılıyor. Altına baktığımızda ise hafif bir yukarı yönlü seyir var. Gram altın 1.246 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 2.034 TL'den, Cumhuriyet altın da 8.369 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda ise 1.989 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 25.05 dolar seviyesinde ve petrolde hafif yukarı yönlü seyir var. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bu sabah 83 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki son durum öyleydi. Ekofinans devam ediyor. Küresel piyasalar enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışını sürdürürken bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğunlaşacak bilanço takviminin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artışlarına Mayıs itibariyle son verebileceği beklentilerini güçlendirirken artan resesyon kaygısı da risk iştahını olumsuz etkiledi. Ülkede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanması tahvil talebini artırırken para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in Haziran'da da faiz artışına gidebileceği öngörüleri önemli ölçüde düştü. Bankanın gelecek ay 25 bas puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerse %85 seviyesinde bulunuyor. Avrupa borsaları ise dün karışık bir seyir izlerken Avrupa Merkez Bankası yetkilileri şahin açıklamalarına devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane son verilerin faiz artışlarının devam etmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtirken Avrupa Merkez Bankası üyesi Isabel Schnabel de 50 bas puanlık faiz artışının masada olduğunu bildirdi. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 bas puan faiz artıracağı öngörülmeye başladı. Asya'da ise Çin kaynaklı endişeler risk iştahını törpülemeye devam ediyor. Analistler hem Çin ekonomisinin durumuna ilişkin belirsizlikler hem de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında artan gerilimin bölge borsalarını baskılamayı sürdürdüğünü söyledi. Güney Kore'de gayri safi yurt içi hasıla ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,8 artış kaydetti. Ülkenin Merkez Bankası'nın ön tahminlerine göre Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılası ilk çeyrekte bir yıl öncesine göre %0,8 arttı. Bu ekonomistlerin %0,9'luk beklentilerinin biraz altındaydı. Çeyrek bazında Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılası ekonomistlerin %0,2'lik beklentilerinin biraz üzerinde %0,3 arttı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, küresel ekonomide önemli değişikliklerin yaşandığı bir döneme girildiğini belirtti ve küresel ekonomik düzenin değişim sürecinde yaşanan ilk akut aşamadayız. Gelişmekte olan ülkeler gelişen ülkeleri dışlıyorlar dedi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Sinov, başkent Moskova'da düzenlenen Bilgi adlı forumda yaptığı konuşmada Rusya ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın uluslararası ticarette ulusal para birimlerini kullanmayı sürdüreceğini işaret eden Sinov, bu bizim için öncelik çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin'in dediği gibi doları terk eden biz değiliz. Dolar bizi terk etti ve ticarette kullanmak tehlikeli hale geldi ifadelerini kullandı. Sinov başta ruble olmak üzere dijital ve dost ülkelerin para birimlerini daha fazla kullanacaklarını aktardı. Küresel ekonominin de bir değişim sürecine girdiğini ifade eden Sinov, küresel ekonomik düzenin değişim sürecinde yaşanan ilk akut aşamadayız. Gelişmekte olan ülkeler, gelişen ülkeleri dışlıyorlar. Bu nedenle sadece günümüz için değil ve gelecekte de küresel ve siyasi sistemin şekilleneceğini düşünerek adımlar atmamız gerekiyor diye konuştu. Ve Almanya'dayız. Almanya Merkez Bankası ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde muhtemelen büyüdüğünü belirterek önceki daralma tahminini revize etti. Almanya Merkez Bankası, Bundesbank'ın ekonomiye yönelik Nisan ayı raporu yayımlandı. Raporda sanayi üretimindeki toparlanmayla birlikte Alman ekonomisinin ilk çeyrekte büyümesinin muhtemel olduğu belirtilerek, Alman ekonomisi 2023'ün ilk çeyreğinde bir ay önceki beklentiden daha iyi performans gösterdi denildi. Böylece Alman ekonomisi üst üste iki çeyrek gayri safi yurt içi hasılada küçülme yaşanması olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş olacak. Bundesbank raporunda ülkede işsizliğin gelecek ay biraz düşmesinin muhtemel olduğu, yüksek istihdamında özel tüketimi desteklemeye devam edeceği kaydedildi. Bundesbank, yılın başında sürekli yüksek enflasyonun özel tüketim ve hizmet sağlayıcılar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Öte yandan Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri, enflasyonun kademeli olarak düşmesi nedeniyle ülkede artık bir resesyon beklemiyor. Enstitüler, ülke ekonomisinin bu yıl %0,3 büyümesini öngörüyor. Alman hükümeti de ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde enerji fiyatlarındaki düşüşle resesyondan kıl payı kurtulması ve ılımlı bir büyüme kaydetmesini bekliyor. Alman hükümeti ekonomide bu yıl %0,2 büyüme olacağını tahmin ediyor. Alman ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde enerji krizi ve rekor enflasyon etkisiyle bir önceki çeyreğe göre %0,4 küçülmüştü. Ülke ekonomisi COVID-19 salgını sürecinde ortaya çıkan darboğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor. Almanya 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra COVID-19 salgınının ilk yılı olan 2020-2009'dan sonra ilk kez resesyona girmişti. Almanya Federal İstatistik Ofisi 28 Nisan'da yılın birinci çeyreğine ilişkin öncü gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası dijital euro'nun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesiyle ilgili kararın bu yılın güz döneminde verileceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası dijital euro'nun araştırma aşamasındaki ilerleme başlıklı 3. raporunu yayımladı. Dijital euro'nun oluşturulması amacıyla araştırmaların ve çalışmaların devam ettiği belirtilen raporda, Avrupa Birliği Komisyonu'nun dijital euro'nun yürürlüğe sokulması halinde uygulanacak denetim mekanizmasını önerge olarak bu yılın ikinci çeyreğinde sunmayı planladığı bildirildi. Raporda, dijital euro'nun oluşturulması amacıyla Avrupa Merkez Bankası'nın yasama sürecinden kaynaklanabilecek olası gerekli düzenlemeleri yapacağı kaydedildi. Dijital Euro'nun ilk etapta Euro bölgesi üyesi ülkelerin kullanımına sunulmasının planlandığı belirtilen raporda, Euro bölgesinde hesabı olma şartıyla Euro bölgesi dışındaki kullanıcıların da dijital Euro'ya ulaşabileceği bildirildi. Dijital Euro'nun diğer para birimlerine çevrilebilmesinin Merkez Bankası ve dijital para birimi arasında yeni bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duyacağı aktarılan raporda, öncelik Euro bölgesi kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet eden dijital bir Euro'nun oluşturulmasıdır denildi. Bankanın dijital Euro'nun oluşturulması amacıyla tüm tasarım seçeneklerini değerlendirdiği, gelecek aylarda konunun tüm paydaşlarla görüşülmesinin planlandığı belirtilen raporda, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun dijital euro'nun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesiyle ilgili kararının bu yılın güz döneminde verilmesinin planlandığı bildirildi.
Dünya Ticaret Örgütü'nün küresel mal ticaretinin bu yıl %1,7 büyüyeceği yönündeki tahmini birçok kuruma göre fazla iyimser. Oxford Economics ticaretin %0,6 küçüleceğini öngörürken ING ekonomistleri bu yıl için %1'lik büyüme tahmininde bulundu. Dünya Ticaret Örgütü birkaç hafta önce mal ticaretinin 2023'te %1,7 büyüyeceğini belirtmişti ancak bu tahmin şimdiden biraz iyimser görünüyor. Oxford Economics Cuma günü küresel mal ticaretinin bu yıl %0,6 küçüleceğini tahmin ederken bu rakam Aralık'taki %0,2'lik düşüş görünümünde gerilemeye işaret ediyor. Küresel gerileme dönemlerinde ticaretin genel olarak gayri safi yurt içi hasıladan daha fazla düştüğünü belirten Oxford baş ekonomisti Adam Slater, hem daha karanlık hem de daha iyimser bir görünüm için birkaç neden sıraladı. Oxford, olumsuz faktörleri olarak otomobil, havacılık ve yarı iletkenler gibi hala pandemi dönemindeki aksaklıklarla boğuşan alanlarda sektörel zayıflık, başta sermaye varlıkları olmak üzere küresel talebi azaltan merkez bankalarının faizleri artırması, yakın sınırlardan ticarete önem vererek Çin'den uzaklaşan Batı'nın bunu yapmaya devam etmesinin muhtemel olması ve orta vadede ticaret üzerinde sorun oluşturabilecek daha düşük doğrudan yabancı yatırım olarak sıraladı. Kurum olumlu taraftaysa enerji fiyatlarında zirve seviyelerinin görüldüğünü, navlu maliyetlerinin pandemi öncesi seviyelere geri döndüğünü ve hizmet ticaretinin güçlü bir şekilde toparlandığını kaydetti. ING ekonomisti Rick Luman ise mal ticaretinde bu yıl %1, gelecek yılsa %2 büyüme öngörüyor. Luman, Bert Collins ile birlikte yazdığı 20 Nisan'da yayınlanan bir raporda ticaretin geçen yılın Eylül ayından bu yana %5'ten fazla düştüğüne dikkat çekti. Ticaret büyümesi için yapılan tahminler arasındaki farklar, gelişmiş ekonomilerdeki olası durgunluklar, Amerika ile Çin arasındaki derinleşen bölünmeler ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı gibi faktörlerin neden olduğu artan belirsizlikleri yansıtıyor. ING ekonomistleri, küreselleşmeden uzaklaşma şu anda gündemde olan bir konu olsa da bunun gerçekten gerçekleştiğine dair çok fazla kanıt görmüyoruz. Gelişmiş ekonomilerin başta Amerika olmak üzere ticaret ortaklarını çeşitlendirdiğini görüyoruz. Avrupa'da ise bu eylemin daha fazla zaman alması muhtemel değerlendirmesinde bulundu. Ekofinans'ta karşınızda olduk. Az sonra 12 haberlerinde Hatice Ayanlar Taşçı sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.